Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bu videoda yeni telefonum olan iPhone XS Max'in sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağız. O yüzden benim için çok özel bir video. An itibariyle Android'i bırakıp iOS'a geçmeye karar verdim ve iOS tarafının en iyi telefonu olan iPhone XS Max'i gittim ve satın aldım. Bu telefonu iPhone XS Max diyenler var, iPhone XS Max diyenler var, iPhone 10S Max diyenler var. Ben iPhone XS Max diyeceğim, işte doğrusu şu doğrusu bu diye bana yorumlarda yazmayın, ben böyle demek istiyorum. Ve dediğim gibi bu sadece bir kutu açılımı videosu olacak. İnceleme videosu, daha doğrusu tam inceleme videosu değil, kendi fikirlerimle telefonu anlatmaya çalıştığım bir video. Sonraları gelecek arkadaşlar, bu videoda sadece kutu açılımını yapacağım telefonun. Zaten telefon çıkalı 5 ay falan oluyor da yine de size kendi ağzımdan bu telefonu anlatmak istiyorum. Çünkü telefon gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ve fiyatı da çok çok pahalı olduğu için bu telefonu çok özel bir telefon yapıyor. Yani öyle alelade görebileceğiniz bir telefon değil. Şimdi benim aldığım modeli sizlere söyleyeyim öncelikle. Space Gray, yani uzay grisi renginin 64 GB'lık modelini aldım arkadaşlar. Zaten 3 farklı versiyonu var. 64 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere 3 farklı versiyonu var. Şimdi bunların fiyatlarından sizlere öncelikle bir bahsetmek istiyorum. Bu arada fiyatları Apple Türkiye'nin resmi web sitesinden bakarak söylüyorum. 64 GB'lık modelin 10.800 lira gibi bir fiyatı var. Benim aldığım model yani. Ve uzay grisi, altın rengi, bir de gümüş rengi olmak üzere 3 farklı renk var. Altın rengi de çok hoş, fakat ben genelde siyah rengini daha çok sevdiğim için uzay grisini tercih ettim. Siyaha daha yakın olduğu için yani. 256 GB'lık model var ki o da 12.100 lira. Gerçekten çok yüksek rakamlar. 512 GB'lık model ise, ki bence gereksiz bir hafıza 512 GB, 14 bin lira arkadaşlar. Ki bu rakamlar telefon ilk çıktığında çok çok daha fazlaydı. Sonradan bu seviyelere geldi. Bu biraz da aslında bakarsanız Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma, uçuk bir fiyatlandırma. Hani telefonu gidip yurt dışından alıp gelseniz neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Düşünün aradaki fiyat farkını. Note 9 aldıran sebepler videomda Apple'ı bayağı bir gömmüştüm. Zaten bu videoda da bazı konularda Apple'ı gömeceğim. Onu artık kutu açılımında izlersiniz. Çentikli telefon almam vesaire gibi laflar kullanmıştım. Benim gerçekten acayip sinirim bozan bir şey. O yüzden kesinlikle çentikli telefon almama konusunda ısrarcıyım ve almayacağım da. Ya bilmiyorum, bu kadar kesin konuşmayayım da belki ileride fikirlerim değişebilir, ama şimdilik dediğim gibi bu beni çok rahatsız eden bir şey. Ve şimdi neden aldığımı merak ediyor olabilirsiniz. Bunun dediğim gibi çok büyük aslında sebepleri var. Ama bu videoda anlat anlat bitmeyeceği için, videoyu çok uzun yapacağı için bu videoda anlatmayacağım dediğim gibi. O yüzden bu sorularınızın cevabını da diğer videomda vereceğim, merak etmeyin. Ve şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan iPhone XS Max'imizin kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, telefonumuzun kutusu burada. Gördüğünüz gibi daha jelatini önünde şöyle parıl parıl parlıyor zaten. Eski kutu tasarımında arkadaşlar böyle resim yoktu. Bu şekilde olması bence daha iyi olmuş. Hiç olmazsa hangi telefonu aldığınız belli oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir iPhone yazısı var. Şöyle arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Burayı elimle kapatıyorum çünkü e-mail numarası vesaire var. Ve şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar bir tane açma yeri var. Buradan açıyorsunuz telefonu. Hatta şöyle sizlerle beraber açalım. Evet, rezalet bir biçimde açtım. Bu şekilde açıyorsunuz. Bakın sonra zaten şu şekilde açıyor ve telefonu buradan çekip çıkartıyorsunuz. Tek yapacağınız şey bu ve gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde artık elimizde kalıyor. Şurada siyah bir şekilde Apple logosu var. Kutu tasarımımız bu şekilde. Yine ağır bir kutu tabii ki. Bakalım kutusu rahat mı açılıyor? Şöyle. Aa bak, kutusu çok hoş. Bak şöyle çok iyi açılıyor. Bıraktığın zaman da yavaş yavaş düşüyor abi bak.
Yani bence kaliteli tasarım. Ve kutuyu açtığımız zaman direkt Designed by Apple in California yazısı çıkıyor. Yani Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlanmıştır diye. Burada işte sticker'ı, kullanım kılavuzu vesaire var arkadaşlar. Şöyle Apple sticker'ımızı da göstereyim. Bunlar çok önemli değil. Böyle kullanım kılavuzları falan. Ve telefonumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPhone XS Max'imiz direkt zaten parmak izi bırakıyor buraya. Burada ve telefon parıl parıl parlıyor abi. Başlangıç olarak gözüme çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdi telefonu kenara koyacağım ve diğer kutu içeriğimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir kulaklığımız var. Şimdi bu kulaklık arkadaşlar jack girişli değil. Hatta şöyle açalım bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi kulaklık jack girişi değil. Çünkü arkadaşlar cihazımızda jack girişi olmadığı için ki ben bu konuda Apple'ı eleştirmiştim. Maalesef bu şekilde takıyoruz. Yani buna sonradan alacağınız bir kulaklık için dönüştürücü takmanız lazım ki eskiden kutuda burasında dönüştürücü çıkıyordu. Artık Apple sağ olsun onu da çıkartmıyor. Yani bence arkadaşlar bu kadar yüksek fiyatlara satılan bir telefonda bunların olmaması çok saçma. Bu konuda kesinlikle Apple'ı eleştiriyorum ve şöyle bu şarj aleti arkadaşlar hızlı şarj aleti değil. Yani normalde telefonun hızlı şarj özelliği var. Ama Apple yine sağ olsun hızlı şarj aleti koymuyor kutuya. Samsung koyuyordu. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Hani 11 bin liradan başlayan bir telefondan bahsediyoruz. Böyle çıkması gerçekten hiç hoş değil. Şöyle gördüğünüz gibi işe sarmışlar. Zaten Apple'ın son zamanlarda bayağı bir çöküş yaşadığını duymuştum satış oranları arasında. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir kablomuz çıkıyor. Kablomuzun ona bir bakalım. Abi yalnız paketleme o kadar kaliteli ki. Ama hiçbir konuda övemiyorum telefonu çünkü fiyatını zaten haydi haydi veriyorsunuz. Xiaomi olsa daha fazla överdim. Çünkü onun fiyatı da ucuz. Yani paketleme çok başarılı arkadaşlar. Kablomuz şurada. Böyle açalım. Bir şey diyeyim mi? Kablo bana şu anda kısa geldi. Bilmiyorum. Samsung'un kablosu daha uzundu. Note 9'un kablosu daha uzundu. Yani abi o kadar para veriyoruz. Keşke şu kutudan bir hızlı şarj aleti çıksaydı. Bir dönüştürücü çıksaydı. Neyse ona videonun sonunda değinirim. Bu arada kulaklığını kaldırdık da şöyle bir kulaklığını da açmak istiyorum. Kulaklığının kalitesine de bakacağım. Şöyle şuradan açılıyor. Güzel. Paketleme dediğim gibi çok başarılı. Yani Samsung'da yine şeydi arkadaşlar. Kumaş sarımdı burası. Bunda değil. Ya çok bir sorun değil ama gördüğünüz gibi yine burada her zamanki gibi tuşları var. Klasik Apple kulaklığı her telefonun içinden çıkıyor zaten. Ve bunların ses kalitesinin çok iyi olduğunu biliyorum. Birazdan deneyeceğim. Ama jack girişi olsa tabii ki çok çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bunları da bir kenara koyalım. Şöyle masamızı iyice temizleyelim ve telefonumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar jelatin ses testi tabii ki her şeyden önce. Hazır mısınız? Abi çıt çıkmadı ya. Hiç ses yok. Jelatin ses testimizden başarıyla geçemeyecek gibi. Bir daha deneyelim. Bu çok daha iyiydi. Aynen jelatin ses testi arkadaşlar. Ortalarda diyeyim. Ve iPhone XS Max'imiz karşımızda. Ya telefon harbiden tip olarak çok mükemmel arkadaşlar. Bu renk hele ki parıl parıl parlıyor. Kalite mükemmel. Arka taraf komple cam, ön taraf komple cam. Yanlar çelik arkadaşlar. Harbiden kalitesini konuşturmuş diyorum. Apple mükemmel bir telefon ortaya çıkarmış. Bu arada arkadaşlar şu parmak izine bakar mısınız? Bayağı parmak izi alıyor. Şöyle birazcık kamera çıkıntısı olduğu için siz bu telefonu bu şekilde bıraktığınız zaman bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir oynama yapıyor yerde. Yani aslında kılıf kullanırsanız tabii ki bu oynama gidecektir. Onun dışında şu anlık her şey güzel. Şöyle bir başlatalım telefonumuzu.
Evet, gördüğünüz gibi Apple logomuz geldi. Bu arada başlangıç için şunu söyleyebilirim. Buradaki açma kapama tuşu Samsung'a göre daha büyük. Yani bunun büyük olması güzel olmuş. Çünkü şuradan da basarsınız, böyle de basarsınız. Hani tek elde kullanım için gayet iyi de. Telefon arkadaşlar harbiden çok büyük. Yani şu boyuta bakın. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Evet, hello'dan sonra direkt merhabamız geldi. Açmak için yukarı kaydırın diyor. Kaydıralım. Direkt buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Ülkenizi veya bölgenizi seçin diyor. Türkiye diyoruz. Şu anda telefonumuzun kurulumlarını yapacağız. Ekran kas oranı harbiden mükemmel ya telefonda. Hani şu güzel ama söylemiştim diğer videolarda çentiyi sevmediğimi. Neyse, artık kendimi alıştırmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar telefonun kurulum aşamalarında biraz hızlı ilerleyelim. Çünkü buralar uzun sürecek gibi. Arkadaşlar telefonun kurulumunu yaptım. Şimdi şöyle açalım. Açmak için sadece ekrana bir kere dokunuyoruz. Veya Face ID yüzümüzü görüyor arkadaşlar. Öyle de açıyor. Mesela şu anda yüzümü göstereyim. Gördüğünüz gibi direkt kilidini açtı. Ve test ettim. Çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Çok stabil çalışıyor. Bu arada ortamın ışığına göre parlaklığı kendisi ayarlıyor. Daha demin ilk video açıkken gözü ağrıtmaması için arkadaşlar daha sarı tonlarında bir renk yapmış. Şu duvar kağıdından da bahsetmek istiyorum. iPhone XS serilerine özel. Gerçekten duvar kağıdı o kadar iyi ayarlanmış ki çentiyi çok iyi gizlemişler ve basılı tuttuğunuz zaman, yani sert bir şekilde bastırdığınız zaman 3D Touch var. Gördüğünüz gibi bu şekilde duvar kağıdı hareketleniyor. Yani bence güzel olmuş. Şimdi öncelikle şöyle ana ekranından bahsetmek istiyorum. Şu şekilde sağdan kaydırdığınız zaman şu menü açılıyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi telefonun parlaklığını ayarlayabiliyorum. Ses seviyesini ayarlayabiliyorum. Bildiğiniz gibi home buton kaldırıldığı için artık uygulamalar arasında şu şekilde altta bir çizgi çıkıyor. Onu kaydırarak böyle geçiş yapıyorsunuz. Hani çok stabil, çok güzel çalışıyor. Mesela kapatmak istediğiniz zaman da uygulamaları böyle getiriyorsunuz arkadaşlar. Kendisi açıyor. Bıraktığınız zaman uygulamalar bu şekilde geliyor. Böyle kaydırabiliyorsunuz. Ve cihazda çok iyi bir Siri var. Mesela Hey Siri dediğiniz zaman direkt kendisi çalışmaya başlıyor. Mesela şöyle koyalım şuraya. Ve seslenelim. Mesela ben uzaktayım. Saati merak ediyorum. Hey Siri saat kaç? Saat 20.44. İstediğiniz soruya cevap veriyor. İstediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Hey Siri, yarın 6 için alarm kur. Kuruluyor. Alarmın 6 için kurulu. Hey Siri, tüm alarmları kapat. Tamam. Alarmlarının hepsi kapatıldı. Hey Siri, telefonu kapat. iPhone'unu kapatmak için yan düğmeyi ve ses düğmelerinden evet. 3 saniye basılı tut. Daha sonra ekran üzerindeki düğmeyi kaydır. Gördüğünüz gibi bu şekilde Siri çok mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tabii yani telefonu burada çok fazla överim ama işte fiyatı arkadaşlar çok fazla. Yani artık bu kadar paraya bence bu özellikleri de bir zahmet vermesi lazım düşüncesindeyim ben. Gördüğünüz gibi kamera bu şekilde. Portre diyor. Şurada sadece modlarına bakalım. Fotoğraf falan çekmeyeceğim. Telefonu inceleme videosu, neden aldığımı, neden Android'den iOS'e geçtiğimi anlatacağım bir video gelecek dediğim gibi. Burada gördüğünüz gibi portre modunda doğal ışık, sahne ışığı modu, bir sürü seçenek var. Yani şu anlık telefon hakkındaki fikirlerimin kesinlikle çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben Apple'ı her zaman sevmişimdir fakat birçok şeyini de desteklemiyorum. Hani telefonlarının güzel olduğunu kesinlikle kabul ediyorum ama her şeyi sonradan satma gibi kötü alışkanlıkları var. Yani bence yanlışa da yanlış demek lazım arkadaşlar. Bir telefonun fanı olmamak lazım. Ben Samsung'u da güzel yanlarını seviyorum. Apple'ın da güzel yanlarını seviyorum. Şimdi sırf dediğim gibi iOS için bu telefona geçtim. Öyle. İnceleme videosu olmadığı için arkadaşlar bu şekilde, yani daha da anlatacak bir şey bulamıyorum. Sadece şöyle telefonun bir sağını solunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi telefon bu şekilde. Tasarım gerçekten mükemmel. Zaten bu telefonun daha detaylı incelemesi gelecek arkadaşlar. O zaman isterseniz bitiriş konuşmamıza geçelim.
Evet, telefonumuzun kutu açılımını yaptık. Şimdilik telefonun özelliklerini iyice anlayabilmem için benim bunu biraz kullanmam lazım. Yaklaşık bir hafta kadar sonra artık anlayabileceğimi düşünüyorum daha iyi. Başlangıç için fikirlerimin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. iOS işletim sistemi şimdilik gözüme çok güzel gözüküyor. iOS işletim sisteminin hayat kolaylaştırıcı bir işletim sistemi olduğunu söylemeliyim. Sadece şimdilik 11.000 TL verilerek alınan bir telefondan hızlı şarj aleti ve dönüştürücü vesaire gibi şeylerin çıkmaması beni biraz üzdü. Hani birçok insanın YouTube'da şunu söylediğini duydum. Bir telefona 11.000 TL veren adam zaten hızlı şarj aleti veya dönüştürücü de alır. Yani bu resmen arkadaşlar bence saçma bir şekilde bu konuda Apple'ı savunmaya gitmek gibi bir şey olmuş. Bence dediğim gibi yanlışa yanlış, doğruya doğru demeliyiz. Hani şunu yapan bunu da yapar, bunu alan bunu da alır gibisinden bir şey söylemek bence saçma. Zaten telefonu inceleyeceğim videoda detaylı olarak bazı konulara değineceğim. Bu videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın.